Kırsal kalkınma projeleriyle üreticilere destek olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Borsası işbirliğiyle kente kazandırılan 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisinin açılışı yapıldı. Başkan Osman Zolan açılış konuşmasında 5000 yıl önce söz verdikleri iki lisanslı depoculuk tesisini yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Gerçekten bunu çok arzu etmiştik. 5 yıl önce de seçim beyannamemizde Denizli'de iki tane lisanslı depoculuk yapacağız diye de söz vermiştik. Bugün o sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birincisi burada bu açılış yaptığımız lisanslı depoculuk. Bu Beyağaç, Kale, Tavas, Sevnisar, Acıpayam, Çameli, Pamukkale ve Merkez Efendi belediyelerini kapsayan, orada üretimlerini hitap eden bir lisanslı depoculuk noktasında. İkincisi Çivril'de şu anda inşaatı bitmek üzere. Takriben 15-20 gün sonra da oranın açılışını yapacağız. Orada da Çivril, Baklan, Çal, Bekilli o havzanın ürünlerini inşallah depolamak anlamında kullanılacak. Bu bizim hayalimizdi demiştim, sözümüzde ve o sözü yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Denizli Ticaret Borsası Başkanı Tefennili ise konuşmasında yıllarca lisanslı depoculuk tesisi hayalini kurduklarını, bu tesisleri kenti imkanlarıyla inşa etmenin güç olduğunu belirtti. Bu tesislere hakikaten borsa olarak bizim gücümüz yetmiyordu. Tarım çiftçilerimiz adına, üreticilerimiz adına Osman Başkanımızla beraber bu tesisi hayata geçirdik. Ki o da şu, çiftçilerimizin burada artık 10 yıl, 50 yıl, 100 yıla hizmet verecek bir tesisler. Yani bugün biz varız, yarın yokuz. Ama bu tesisler çiftçilerimizin, üreticilerimizin için burada daha büyüyerek devam edecekler inşallah. Burada lisanslı depoculuk tesislerimiz Denizli tarımını kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan ve borsamız ve çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile gurur duyduklarını ifade etti. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Onun da gurur duyuyoruz biz. Gerçekten bir şehrin belediye başkanı olmak, Büyükşehir Belediye Başkanı olmak sadece yol, su, altyapı yaparak ya da ne bileyim belki buraya yatırdığı 60 milyondan fazla rakamı gitse caddeleri, sokakları boyasa o ışıl ışıl Denizli olurdu ama öyle değil. İşte vizyoner bir belediye başkanı olmak demek, şehrinde yaşayan her sektöre hizmet edebilmek, o şehrinin gelişimine katkı sağlayabilmek anlamına gelir. Sanayiden tutun işte hayvancılığa, tarıma kadar. Ben biliyorum silaj makinesi aldığını, işte ne bileyim 2-3 tane hayvanın olduğu mahallelerde, köylerimizde gitti süt tankeri aldığını, bazı mahallelerimizde gitti efendim tartı aldığını, ne kadar önemli yani o ürettiğimiz ürünün bir kantarı olması, kantarla üretilmesi, bunlar önemli. Ben Osman Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkürü de bir Tarım Bakanı gibi çalışan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz. Her alanda büyük destekleri var. Sağ olsunlar, var olsunlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Niyaz Zeybekçi de lisanslı depoculuk tesisinin hayati derecede önem taşıdığını ifade ederek bu tesisin inşaatına emek veren herkese teşekkür etti. Yani bu herhalde verilmiş olan, verilebilecek olan en muhteşem hizmetlerden bir tanesidir. Onun için emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Konuşmasının ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler çiftçilere nohut tohumunu teslim etti. 70 tonluk tohum desteği Acıpayan, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honoz, Kale, Pamukkale, Selinhisar ve Tavas ilçelerinde çiftçilere dağıtılacak. Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Bursa'da AK Parti Nilüfer Belediye Başkanı adayı Celil Çolak projelerini aktaracağı lansmanı düzenledi. Yerel seçime sayılı günler kala seçim çalışmalarını sürdüren Celil Çolak birçok alanda planladığı projelerini anlattı. Açılış konuşmasını Alinur Aktaş'ın yaptığı lansmanda Başkan Aktaş muhalefete de yüklendi. İnşallah 25 yıllık Nilüfer'in mahpus halini değiştirmek adına
Biz yola çıktık. Bir irade ortaya koyduk. Bir derdimiz var, bir heyecanımız var. Gerçekten onun adına buradayız. Ve ben biliyorum ki buradaki her bir kardeşimiz bu noktada gerçekten bunun olacağına inanıyorlar. Nilüfer'in buna ihtiyacı var diye biliyorlar. Bizim ittifakımız güçlü bir ittifak. Biz bir skor ittifakı değiliz. 3-5 tane daha fazla meclis üyemiz olsun, 3-5 tane daha fazla belediyemiz olsun ittifakı değil bu ittifak. Bunu gerçekten üzerine basa basa söylüyorum. Çünkü karşı taraflarda şu an bir ittifak yok gibi gözüküyor. Ama onların ittifak yaparken de sözleri yoktu. İttifak yapamazken de sözleri yok. Onların bir tane derdi var, ben size söyleyeyim. Bir tane. Başka hiçbir hesap yok. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve Cumhur İttifakı'nı alaşağı etmek için başka bir dertleri falan yok. Değiştir Nilüfer sloganıyla konuşmasına başlayan AK Parti Nilüfer Başkan Adayı Celil Çolak, yeşil alanlara dikkat çekerek Bilim ve Teknoloji Merkezi planını anlattı. Hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz, etmeyeceğiz. Nilüfer'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına renk katacak yeni bir yaşam planıyla parıltılı bir cazibe merkezi ve çekim merkezini Nilüfer'e kazandıracağız. Projelerinde gençler ve çocuklara özgü planların oldukça fazla olduğunu dile getiren Başkan Adayı Çolak, ayrıca Nilüfer'de öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin kırtasiye ihtiyaçlarının da karşılanacağını ifade etti. Deney yap ve teknoloji atölyesi. Dikkat ederseniz hep gençler ve çocuklar var. Çocuklara erken yaşta bilimi sevdirecek yeni atölyeler ve bilim merkezlerini açacağız. 6. sırada ilköğretim öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçları bizden anneler. Kaynak ne diye mi soruyorsunuz? Nilüfer'de milletin cebine giden kaynak artık Nilüferliler için kullanılacak da ondan. Çok büyük bir sorun olan İlkokul öğrencilerinin servis ücretlerine destek vereceğiz. Nilüfer'de 7/24 kreş ve bakım evi. Çalışan anne ve babalarının vardiya sistemlerine uygun olarak hizmet sunacak 7/24 kreş ve bakım evlerini Nilüfer'in tamamında yaygın hale getireceğiz. Nilüfer Belediye Başkanı Adayı Celil Çolak, istihdam ve kariyerin önemine de değinerek bu alan için özel merkez açacağını söyledi. Nilüfer Eğitim Akademisi. Nilüfer Eğitim Akademisi'ne kadınlar, engelliler, öğrenciler için zengin eğitim içeriğiyle donatılmış tüm Nilüfer'in hizmetine sunacağız. Finans okur yazarlığından, bakın altını çiziyorum. Finans okur ya okur yazarlığından yapay zeka ve dijital oyun programlarına kadar birçok eğitimler düzenleyeceğiz. Nilüfer Enderun Mektebi. Ne demek? İlçemizdeki tüm okullarda taramalar yaparak zeki ve üstün zekalı öğrencilerimizi tespit ettireceğiz. Bunun yöntemi çok kolay ama bununla kimse fazla uğraşmıyor. Bu tespitten sonra da bunların bu merkezlerde eğitim almalarını sağlayacağız. Böylece geleceğin dahilerini, bilim adamlarını buradan yetiştireceğiz. Çocuklarımızı heba etmeyeceğiz. Konuşmasının ardından Başkan Adayı Celil Çolak, World Türk TV mikrofonlarına da özel açıklamalarda bulundu. Başkanım, projelerinizi anlattınız, lansmanı gerçekleştirdiniz. Bursa'da da büyük bir vatandaş kitlesi vardı. Bu konu hakkında, planlarınız hakkında kısa bir detay alabilir miyiz sizden? Yani şöyle söyleyeyim, tabii bugünkü kalabalık beni son derece mutlu etti. Salonlara sığmadık, taştınız. Bunu herkes gördü. Şunu söyleyeyim, Nilüfer'de çok güzel şeyler yapmaya geliyoruz. Halk bize inansın, Nilüferli bize inansın. İnandıklarında görecekler ki ilk kez doğru Nilüfer için çalışan bir belediye başkanı ve ekibi geliyor.
Denizli'de kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilmesi amacıyla üreticilerin yanında olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle üreticilerin kuraklığa dayanıklı ürünlere yönlendirilerek ülkenin leblebi ihtiyacına destek olması öngörülen nohut için tohum desteği veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü'nün işbirliğiyle 16 ilçede 563 çiftçiye kapsayan 70 tonluk nohut tohumu dağıtımı töreni ilki Tavas Belediyesi Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 2019 yılında yola çıktığımızda tevazu, samimiyet ve gayretle diyerek bir yola çıktık. Sizlerin desteğiyle, teveccühüyle 2019 yılında Tavas Belediye Başkanı oldum. Yıl 2024, bu dönemde tekrar Cumhur İttifakı Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet etmek için bu yoldayız. Ben öncelikle sizlerin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanı abimiz Sayın Osman Zoran'a, her daim yanımızda hissettiğimiz gücünü, Tavas'ımızı, hemşerisi, ona sizin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üretimin çok önemli olduğunun özellikle tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde bunu bir kez daha anladıklarını söyledi. Biz tabii büyükşehir olduktan sonra tarım anlamında destek vermek için kanuni anlamda yetkiyi almış bulunduk. Bu noktada o yetkimizi en üst seviyede kullanıyoruz. Tabii birçok tohum dağıtımları yapıyoruz. Tohum dağıtımı şudur: daha kaliteli ürün, daha fazla ürün, daha fazla çiftçimizin kazanması demektir. Kaliteli tohum, kaliteli üretim yapar ve fiyatı da ürün miktarı da o derece üst seviyeye çıkar. Mesela Damızlık Koç teke desteği verdik. O da sürüye yeni bir kanın katılması, taze bir kanın katılması, sürünün gençleşmesine daha böyle semiz, daha fazla ürün veren, süt veren, ikiz olan doğumların da vesile oluyor. Onun için her dokunuşumuz sırf yapmış olmak için değil, aslında bir dokunuşla 10 etki yapacak işlerin içine giriyoruz. Tabii biz ceviz noktasında 10 yıldır aşağı yukarı borsamızda çalışıyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüzde çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'de en çok ceviz ağacının olduğu şehir Denizli. Bir numara. Bir numara. Tarım ve Orman Denizli İl Müdürü Çınar Denizli, Büyükşehir Belediyesi ile birçok projede birlikte çalıştıklarını vurguladı. Tabii Büyükşehir Belediye'mizde de biz birçok projede beraber çalışıyoruz. İşte zeytin fidanından hayvancılık projelerine, koç dağıtım törenlerine ya da diğer birçok konuda birçok çalışmalarımız var. Bu çalışmalarda da bugün nohutta da Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle 70 ton nohutu burada dağıtmayı arzu. 70 Denizli'de toplam 70 ton, Tavas ilçemizde 9 ton tohumu üreticilerimize dağıtacağız. Dolayısıyla ben şunu belirtmek istiyorum. Her aşamasında, çalışmalarımızın her aşamasında bizi yalnız bırakmayan, yaptığımız çalışmalarda bize büyük destekler veren, her konuda ciddi destekler veren bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Tabii biz zaman zaman kendisine rahatsız ettiğimizde şunu söylüyoruz. Diyoruz ki başkanım, üretimin bazı sorunları var, eksiklerimiz var. Ne lazım? Tohum lazım bugün olduğu gibi. Ne lazım? Toprak analizi lazım. Ne lazım? İşte koç teke lazım. Her aşamasında bizi yalnız bırakmayan, bizim çalışmalarımıza destek veren, üreticinin derdiyle dertlenen bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Ben burada şahsım ve kurum adına, üreticiler adına Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Selçuk Türkoğlu projelerini anlattığı programı gerçekleştirdi. Yerel seçim öncesinde çalışmalarından bahseden Başkan adayı Selçuk Türkoğlu konuşmasında çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Tanıtım filmiyle başlayan programda Selçuk Türkoğlu yerel yönetim vizyonlarından bahsederek konuşmasına başladı. Ne bir Allah'ın kuluna seçimi kaybettirmek için ne de bir başka adaya seçimi kazandırmak için aday değilim. Bizatihi Bursa'yı yönetmeye, Bursa'nın makus talihini değiştirmeye talip olan iyi belediyecilik anlayışıyla %100 kendi
özgün değerlerimizle birlikte tabiri caizse Büyükşehir'de bendeniz 17 ilçede adaylarımızla özü başımıza Bursa'yı yönetmeye talibiz. Anayasasız şehir olmaz başlığıyla projelerini anlatan Selçuk Türkoğlu, kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara da arsa temini yapılacağını ifade etti. Planlı kentleşme birinci başlığımız, sloganımız da şu: anayasasız şehir olmaz. Bu şehrin anayasası yok. 1/100.000'lik planı yok. 1998 yılında yapılan 2020 planı defaten delinmiş haliyle halen 2020'den beri plan yapılmadı. Hedef 2050. 2050'yi kapsayan 1/100.000'lik çevre düzen planı. Şehrin yani anayasası 3 merkez ilçe değil, Kestep, Gürsu, Mudanya ve Gemlik'te dahil edilerek mutlaka ve mutlaka birinci hedef olarak yapılacak. İmar ve çevre eşgüdümü şart, tüm nazım uygulama imar planlarını da yapacağımız çevre düzeni planına uygun olarak güncelleyeceğiz. Kendi evini yapmak isteyenlere arsa üreteceğiz. Mülkiyeti belediyelerde olan, hususen bütün şehir yasasından sonra belediyelere geçen, devredilen arazilerle ilgili imar planları yapacağız. Doğal afetlere dikkat çeken Selçuk Türkoğlu, dirençli şehir Bursa için de projelerinde Bursa'nın acil eylem planı olması gerektiğinden söz etti. Dirençli şehir, evet. Dirençli şehir başlığımızda doğal afetlere karşı dirençli şehir Bursa var. Mevcut pist 400 metre kadar uzatılarak hafif kargo uçaklarının inişine uygun hale getirilecek. Çadır ve konteyner kent oluşturulacak şekilde planladım. Normal zamanlarda park, yeşil alan, koşu parkurları, sosyal etkinliklere açık olacak. Reaktif olan alanlar uzanarak düzenleyeceğiz. Nereyi? Yunus Emre Havaalanı. Mevcut yönetimlerin aksine kentsel dönüşüm uygulamalarını amacına ve ruhuna uygun yapacağız. Bursa'nın ulaşım alanındaki çalışmalarına değinen Türkoğlu, cep otogarları, derin metro projeleri, alternatif ana arterlere yakın yerlere otopark temini, otopark yatırımcısına teşvik, uluslararası marina ve öğrencilere ulaşım gibi projelerinden bahsetti. Bursa, ulaşım ana planı, şehrin büyüme yönü ve hızı gibi kriterleri dikkate alarak uzun vadeli ihtiyaca çözüm olacak şekilde bilimsel, akılcı bir yaklaşımla çözülecektir. Şehrin doğusunda ve batısında cep otogarları yapacağız. Biz, evet, birinci etap derin metro hattımızı Kestel, Küçük Sanayi ve 23 Nisan Mahallesi arasında 24 kilometre ve 16 istasyondan oluşacak yüksek kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Yeni nesil katlı otopark yapmak isteyen girişimcilere alan tahsisi ve ruhsatlandırma konularında kolaylık sağlayacağız. Bursa'da Osman Gazi Belediyesi'nin Mart ayı olan meclis toplantısı gerçekleşti. Dört önergenin bulunduğu toplantı Osman Gazi Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi. Başkanlığını Mustafa Dündar'ın yaptığı meclis toplantısı AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti teşkilatları adına konuşmalarla başladı. Yeni dönemde mecliste görev yapmayacak üyeler birbirinden helallik isterken Başkan Mustafa Dündar da 5 yıl boyunca mecliste görev yapıp Osman Gazi'ye hizmet eden meclis üyelerine teşekkürlerde bulundu. Konuşmasının ardından seçim süreci hakkında WorldTürk TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Mustafa Dündar, ayrıca WorldTürk TV ekibi kadın gazetecilere de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çiçek verdi. Başkanım, genel seçim süreciyle alakalı, genel olarak Bursa'da yaptığınız çalışmalar hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz sizden? Bizim çalışma ortamımız sürekli aynı tempo. Gördüğünüz gibi şu anda belediyemiz toplantısını yaptık, bitirdik. Ve tabii bu 2019-2024 döneminin son toplantısıydı.
sürekli halk içerisindeyiz. Tabii seçim vesilesiyle de programlarımızı biraz daha planlı programlı hale getirerek, yoğunlaştırarak halkla birlikteyiz. Mahalle ziyaretlerimiz oluyor, esnaf ziyaretlerimiz oluyor, fabrika ziyaretlerimiz oluyor, cami cemaatle bir araya geliyoruz. Bazen açılışlar, projelerimizle ilgili çalışmalar. Böyle yoğun bir çalışma tempomuz var. Tabii biz zaten hep vatandaşla iç içeyiz. Bu süreçte tabii yine gittiğimizde vatandaşların bizlerden değişik talepleri oluyor. Seçim süreci belki biraz daha yoğunlaşıyor talepler, yani bu süreçte bunları yaptırabiliriz düşüncesiyle. İşte acil olanlar vardır, yapılıyor. Diğer yeni taleplerde yeni talep olarak bir takip dönem için dosyalar hazırlanıyor. Güzel bir ortam var. Teşekkür ediyoruz vatandaşlarımıza. Bizlerle birlikteler. İnşallah 31 Mart'ta da bu süreci hep birlikte takip ederek bize destekleriyle yeniden Osman Gazi Cephesi'ne devam edeceğiz onların desteğiyle. Bozdoğan Belediye Başkanı adayı Galip Özel'in ilçedeki motorlu araçlarla spor ve eğlence tutkunları için yapmayı vaat ettiği özel pist projesi Nazilli'deki otomobil sporu tutkunlarını da heyecanlandırdı. Nazilli Drak takımı da ilçede özel pist yapılması için seçim öncesi kamuoyu oluşturmaya başladı. Seçilmesi halinde Bozdoğan'ın cazibe merkezi yapacak pek çok projesinin olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partili Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, başkan adayı olarak Bozdoğan halkımıza paylaştığımız pek çok proje diğer ilçelerde de örnek alınmaya başladı dedi. Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Ocak ayında yaptığı açıklamada gençlerin güvenli şekilde drift, drag ve pist yarışları yapabilecekleri tesis projemiz de var. Bozdoğanlı gençlerimizin büyük özlem duyduğu otosporları yarış ve drag pist projemizi gençlerimiz ve yarışçılarımız için hazırladık. Biz de gençlik yaşadık. Bozdoğan merkeze uzak bir ilçe olması dolayısıyla sosyal projelere daha çok ihtiyaç var diyerek özel pist projesini açıklamıştı. Başkan adayı Galip Özel'in açıklamasının ardından Türkiye'de aktif olarak en çok yarışan garajlardan biri olduklarını ifade eden Nazilli Drak takımından Şahin Çalışkan, bu konuda yetkilerimizden bazı isteklerimiz var diyerek talebini yineledi. Doktor, kimi mühendis, kimi yönetici, kimi ise bir öğretmen. Bu koro farklı meslek dallarından sanat tutkunlarını bir araya getiriyor. Tam 24 yıl önce İstanbul Kadıköy'de Revnak sanat çatısı altında buluşan ekip her geçen gün büyüyor. Sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden atlar gibi. Koparmadan çiçek koklar gibi. Hiç bozulmamış yasak. Ekip şu an 120 kişiden oluşuyor. İnsanı
kadar Türk halk müziğinden arabeske, Türk pop müziğinden Türk sanat musikisine kadar çeşitli dallardan farklı eserler seslendirerek on binlerce seyirciyi ağırladı. Kavim karmış konuştu yarenden. Revnak Sanat Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Halk Müziği Koro Şefi Birsen Gecikli Ortakale, Türkiye'de ilk kez kurulan ve tek olan arabesk korosu ve tasavvuf sanat musikisinin Revnak Sanat bünyesinde oluştuğunu ve 4 farklı koroyla da tüm müzik türlerinin kucakladığını vurguladı. Öncelikle World Türk TV'ye bizi ağırladıkları için, bu röportajı yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Efendim 1999 yılında Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği olarak kurulduk. Daha sonra Revnak Sanat olarak çalışmalarımıza devam ettik. Revnak Sanat ailesinin içinde bünyesinde 4 tane koromuz bulunmaktadır. Bunlar Türk Halk Müziği, Şefi Bendeniz, Türk Sanat Müziği, Esra Bozkurt, kendisi o da konservatuarlı, Türk Pop Müziği, Canan Sabah. Piyasada 12-13 tane albümü var. Kendisi kız kardeşim olur. Konservatuar mezunudur. Bu işi de gerçekten çok iyi yapan biridir. Onun dışında arabesk koromuz var. Biz arabesk korosunu biz kurduk. İlk defa Türkiye'de ilk ve tek arabesk korosu Revnak Sanat'ta bulunmaktadır. Şefi Gürkan Ortakale, kendisi de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda sanatçı öğretim görevlisidir. Revnak Sanat bünyesinde bulunan korolarımıza her kesimden insanlar gelmektedir. Her meslek grubumuz var, her yaş grubumuz var. En küçüğünden en büyüğüne. Onun dışında klişeleşmiş konserlerimiz var. Yeditepe Yedi Dil gibi, Çanakkale gibi çok önemli konserlerimiz, sürekli tekrar ettiğimiz konserlerimiz var. Revnak Sanat'ta gezilerimiz var. Her sene 2 defa yurt içi gezilerimiz oluyor. Onun dışında her ay derneğimizde yemeklerimiz yapılır. Arabesk yemeği, Türk müziği, halk müziği yemeklerimiz, pop yemeklerimiz. Birbirimizle daha girift olmak, daha sıcak ve samimi bir ortam yaratabilmek adına bu yemeklerimizi gerçekleştiriyoruz. Onun dışında dediğim gibi her kesimden arkadaşlarımız bulunmaktadır. Öğretmenimiz var, emeklimiz var, mühendisimiz var, doktorumuz var, hemşiremiz var. Hepsi derneğimizin üyeleri. Biz size tavsiye ediyoruz. Mutlaka bir koroya devam edin ve kendinizi şarj edin. Biz Kadıköy, Acıbadem 4 yoldayız. Sosyal medyadan da bizi takip edebilirsiniz. Revnak Sanat olarak gelin hep birlikte olalım. Koro ekiplerinin müziğin yanında doğaçlama tiyatro skeçlerinin de yer aldığı konser programları seyircilerden tam not aldı. Üstüme gelme inanamam, beni ben gibi sevmedin. Bu sefer de yalancı ben olamam, seni bir kalemde rezil ederim. Sakın üstüme gelme inanamam, beni ben gibi sevmediğimi bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam, seni bir kalemde rezil ederim. Doğru kuruyorum sana aşktan söz etmeye, ben inatçıyım.